Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün dev bir hoparlör incelemesi yapacağız. Bu incelemeyi gerçekten böyle detaylı bir şekilde size göstermeye çalışacağım. KTS markasına ait böyle 5 kiloya yakın bir hoparlör elimde tutuyorum. Birazdan kutu içeriğinden neler çıkıyor? Ses performansı, mikrofon testi, USB AUX kablosu hepsini birlikte yapıyor olacağız. Şöyle bir yere indireyim, bayağı da bir ağır. Bu hoparlörün en büyük özelliği TWS olması. Yani bu hoparlörden 1-2 tane daha varsa elinizde ya da aldıysanız bunları birbiriyle eşleyebiliyorsunuz. İster karaoke mikrofon sesiniz olsun, isterseniz de müzik seslerinde eşleme yaparak işte bir tane hoparlörü buraya konumlandırdınız, bir tanesini 5 metre ileri konumlandırdınız, bir tanesini 6-7 metre ileri konumlandırdığınızda 3 hoparlörü veya 2 hoparlörü aynı anda aynı müzikte kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Ayrıca USB girişinin olması, yani flash bellek takıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Ve SD kart takıp da SD kartınızdaki müzikleri de dinleyebiliyorsunuz ayrıca. Bluetooth'la bağlandığınızda gecikme yaşamadan istediğiniz bir videoyu, müziği, film sesini, herhangi bir şeyi üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca mesela Bluetooth'la müzik açtınız, karaoke bir müzik. Mikrofonu da bağladığınızda arka planda müzik çalarken siz üzerine şarkılar, türküler söyleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım bir. Hemen şöyle bir açalım. Görüntüsünü göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde bir açılışı var. Bu şekilde bir ses veriyor. Şu ışıkları değiştirebiliyorsunuz kumandasıyla. Birçok modu var. Sanırım 5-6 tane modu var. Bu mod sesi aldıkça yukarı doğru çıkan bir mod. Işık modu. Bunun bir de böyle ortada başlıyor. Aşağıya ve yukarı doğru veren bir ambiyans modu var. Bunların zaten detay çekimlerini gösteriyor olacağım sizlere. Üst kısmına baktığımızda da mod tuşu bulunuyor. Ses açma ve kısma tuşu. Play ve ileri ve geri sarma tuşları bulunuyor. Müzikleri sarıp ileri veya geri yapabiliyorsunuz. Treble ayarı bulunuyor. Bas ayarı bulunuyor. Volüm ayarı, eko ve mikrofon ayarı da bulunuyor. Ayrıca 5 volt DC girişi de bulunuyor. Yani arabanızda, powerbank'inizde bu ürünü şarj edebiliyorsunuz ve şarj ederken de çalıştırabiliyorsunuz bu sayede. Ayrıca şarj girişi de yuvarlak bir bataryalı kısım oluyor. Onu da şu anda görmüş oluyorsunuz. Hem buradan şarj edebiliyor hem de DC 5 volt girişinden de ürünü şarj ederek kullanabiliyorsunuz. Taşınabilir olması da bu anlamda gayet iyi olmuş. Şimdi bir kutusuna bakalım, kamerayı elime alayım. Hem de size speaker'ı, yani hoparlörü güzel bir şekilde göstermeye çalışayım. Hoparlörün markası KTS 1760 olarak geçiyor. KTS markası genelde bu tarz Bluetooth hoparlörler üreten bir firma ve genelinde işte düşük bütçeli, orta bütçeli, yüksek bütçeli gibi ürünleri bulunuyor ve gerçekten de memnun kalabileceğiniz bir hoparlör. Cadde sezonu açıldı biliyorsunuz. Ben bunu genelde caddeye gittiğimde, çimenliklerde oturduğum zaman hafif de olsa müzik dinlemek için ve eşimle, dostumla pikniğe gittiğim zamanlarda kimseyi rahatsız etmeden boş bir alandaysak yüksek sesle müzik dinlemek gibi şeyler için kullandım. Gayet pratik, gayet kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kamerayı elime alıp size ürünü detaylıca anlatmaya başlıyorum. Şimdi önceliğimiz şöyle bir kumandası var cihazın. Üstünde bütün ayarları yapabiliyorsunuz. İşte aç kapa, şarkı değiştir, sesini aç kıs, eko ayarları vesaire. Şu en alt sağdaki bu ışıklandırmayı değiştiren, üst tarafına tuttuğunuzda bu şekilde ışıklandırmalar değişiyor. Şimdi hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu moda geçti. Mesela böyle bir modu bulunuyor. Bir daha bastığımda böyle bir modda. Bu da dediğim gibi aşağıya yukarı giden. Renkler şu an kamerada böyle çok canlı gözükmeyebilir. Işığı kapattım ama biraz da kameranın ışığını da kıstım. Mesela mor rengi var, yeşil var, kırmızı var. Böyle değişik renkleri var yani. Kamerada bu tam çıkmayabilir. Onu söyleyeyim. Tekrar bastığımızda da böyle kayar bir mod bulunuyor. Bu da işte hani böyle görsel açıdan güzel ürün diyebilirim sizlere. Ses açısından da iyi fiyatına göre. Ve bu da tamamen kapatma modu. Geldik ürünün üst kısmına. Şuradan açıp kapama butonu. Bunu böyle çevirdiğinizde açılıyor. Ve tekrar kapattığınızda da kapanıyor. Yan tarafında bas ayarı bulunuyor. Bas bölümü buradan. İsterseniz en son ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz istediğiniz ayarda tutabiliyorsunuz. Bu da treble ayarı. Yani biraz daha tiz seslerini ayarlayabildiğiniz bölüm. Ekstra olarak burada mikrofonun eko bölümü ve ses seviyesi bulunuyor. Birazdan onu da deneyeceğiz. Burada FM radyosu, her şeyi burada gözüküyor. FM radyo, SD kart, USB flash bellek, AUX da takabiliyorsunuz bu arada. AUX girişi de şurada, hemen göstermiş olayım onu da. Ayrıca şarj kısmını en başta söylemiştim. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Prize takılı olarak burada DC 5 volt girişi bulunuyor. Bununla da direkt powerbank'inizde ya da araç şarjınızla ürünü şarj edebiliyorsunuz. Burada da mikrofon bağlantı yeri bulunuyor. Onun dışında zaten burada mod ayarları bulunuyor.
Burada geri müziğe geçme, burada durdurup başlatma, buradaki de ileri sarma. Ve bu iki tuşta hem sesi, şöyle göstereyim hatta. Şuna basılı tuttuğunuzda sesi direkt açıyor. Mesela şu an en sonda. Buna bastığınızda da sesi yavaş yavaş kısıyor gördüğünüz gibi. Şu an 30'da bırakalım ki testimiz daha iyi olsun, kameraya daha iyi yansısın. Görünüm açısından bu şekilde. Arka kısmını da hemen göstermiş olayım bu şekilde. Arka kısmı da böyle görmüş olduğunuz gibi basın çıktığı yer. Yaklaşık kilosu sanırım 4,5-5 kilo kadar bir ağırlığa sahip ürün. Şöyle uzaktan da görüntüsü bu şekilde. Kutunun içerisinden bir adet kablo, bir adet kumanda ve bir adet de böyle mikrofon çıkıyor. Mikrofon çok kaliteli bir mikrofon değil. Burada açma kapama yeri bulunuyor. Bu da cihazın üstüne gelecek mikrofon giriş butonu görmüş olduğunuz gibi. Mikrofonda böyle pahalı bir mikrofon alırsanız ya da daha iyi bir mikrofon alırsanız daha iyi işler kaydedersiniz. Ama bununla böyle karaoke şarkı çok söyleneceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapı anlamında plastik bir yapısı var. Yani 50-100 liralık bir mikrofon gibi duruyor. Şu anda sesim belki size net gelmiyor olabilir. Şu an mikrofondan konuşuyorum. Dediğim gibi çok kaliteli bir mikrofon değil. Şimdi kamerama herhangi bir mikrofon bağlı değil, yaka mikrofonu değil. Kameranın direkt üstünden ses alacaksınız. Bir karaoke performansını göstermeye çalışacağım. Buradan ben konuşuyorum. Şu anda bundan duyuyorsunuzdur muhtemelen. Şimdi bir fon müziği açıyorum. Yani deneme amaçla. Sensizim. Neden gittin? Yalnız bıraktın beni. Şimdi sesi birazcık açacağım. Eko ses. En sonda. Eko en sonda. Şu anda duymuş olduğunuz ses ekolu. Ekolu kapattığımda ise bu şekilde. Dediğim gibi mikrofon çok kaliteli değil. Hani şu an test nasıl geliyor onu da bilmiyorum. Ama ses performansı bu şekilde. Mesela müzik söylerken. Gitme. Sesim kötü ama olsun söyledim. Hani az çok anlayabilirsiniz. Şimdi yaklaşık hoparlörle aramızda 2,5 metreye yakın bir mesafe var. Kameradan yaklaştırdım. Şimdi bir şarkı açıyorum hemen şöyle. Telifsiz bir şarkı. Sesi duyun. En sona alıyorum. Şimdi bu şarkıyı dinledik. Şöyle başka bir şarkı bakalım hemen birlikte, telifsiz olacak bir şekilde. Film sahnesi. Şimdi şöyle kamerayla uzaklaşıyorum ki sesi görelim. Videoyu bitirmeden önce zaten ses performanslarımızı dinletmeye çalıştım kendi elimden geldiği kadar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ışık modunda değiştirdim. Tabii ki de şu an stüdyo ışığım olduğu için çok net gözükmüyor. Kumandayı SD kart ve flash bellek taktığınızda kontrol edebiliyorsunuz. Yani Bluetooth'tan şöyle bir şarkı açtığınızda bu kumanda üzerinden yani birçok şeyi yapamıyorsunuz. Şuradan ışık modunu ayarlayabiliyorsunuz. Işıkları buradan geçişlerini yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak baktığınızda burada eko ayarları bulunuyor. Eko ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ve buradaki mod tuşundan modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ses açıp kısmayı denemedim. Çünkü az önce denemiştim, olmadı ama tekrar bir denerim onun içinde. Yorumlar kısmında belli ederim onu da sorarsanız. Baktığınızda kumanda böyle şık bir kumanda yapısına sahip. Ve mikrofon dediğim gibi çok kaliteli değil.
böyle kalitesiz, hani ucuz bir mikrofon diyebilirim sizlere baktığınızda. Kablo yapısından da ve kendi yapısından da anlaşılıyor. Ama hoparlör gerçekten iyi. Şöyle ışığı tekrar bir kapatayım sizler için. Işıkları olsun, dışarıda ilgi çekmesi olsun ve boyutu olsun gerçekten iyi. Burada bir tutma bölümü bulunuyor. Bunu tuttuktan sonra zaten rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ve dışarıda gören insanlar direkt yanınıza geliyor. Nereden aldınız, nasıl aldınız falan gibi sorular soruyor. Sesini dinliyorlar, bağlanıyorlar vesaire. Şimdi ben bu ışığı sevmiyorum. Şunu tekrar kumandasından hemen bir değiştireyim. Gördüğünüz gibi ışık modları bu şekilde değişiyor. Şuradan bir daha basalım. Benim istediğim moda gelsin. İsterseniz de tamamen kapatabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim mod bu şekilde. Yani yapı olarak güzel. Şöyle düşünün, bundan bir tane daha var. Yanında 5-10 metre ilerisinde. Direkt onu kullanabiliyorsunuz. 10 metre bir Bluetooth aralığı söyleniyor. Ama yaklaşık 7 metre 8 metre kadar bu telefonla bağlıyken kopma donma yapmadan kullanabiliyorsunuz ürünü. Kutusu da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde 8x2 yazıyor. Ve üzerinde gerekli bilgilendirmeleri, ışıkları, AUX girişi, işte flash bellek girişi hepsi yazıyor. Burada da gerekli özellikleri var. Buradan watt ayarlarına, kaç inç olduğuna bakabiliyorsunuz. Bunları da durdurabilirsiniz. Max memory, yani USB ve SD kartı da 32 GB'a kadar desteklediği söyleniyor. Şurada ürünün boyutları bulunuyor. Üst kısmında da zaten neler yapabileceğinizle ilgili kutuya da yer vermişler. Gayet güzel. 3-4 saat şarj diyor. 2400 mAh bataryası bulunuyor. Bluetooth'tayken 2,5 saati rahat görüyor. 2 saati gördüm. 2,5 saati de zorlayabilirsiniz. Onun dışında diğer özellikleri zaten şu kısım yırtılmış ama gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Şu DC5 olması güzel. Yani bunu powerbank'le de direkt şarj edebiliyor, kullanabiliyorsunuz. O da şu girişti zaten, söylemiştim sizlere. Gayet o açıdan iyi olduğunu söyleyebilirim. İncelememiz bu kadardı. Anlatabileceğim her şeyi anlatmaya çalıştım. Hani kutusunu da detaylı göstermek istedim. Alacağınız zaman ürün bu. Üzerindekini ibareye dikkat edin. 8x2 olsun. Çünkü birçok farklı modeli var. Ve bu model, şöyle tekrardan göstereyim. KTS 1760 modeli. O da hani aklınızda bulunsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Ürünü beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi ve kullanan kişiler varsa da bilgileri paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda birlikte yorumlaşabiliriz. Bu şekilde de ürünü göstermek istedim ve tanıtmak istedim sizlere. Muhtemelen ben bu üründen 2-3 tane alıp hepsini bağlayıp bütün her yerde kullanabileceğimi düşünüyorum. Hatta organizasyon bile yapılır. Evet, watt değeri çok fazla yüksek değil ama diğer ürünlere göre şöyle düşünün. 7-8 bin lira vermektense 2 bin liraya alabileceğiniz ya da 2,5 bin liraya, 1,5 liraya, neyse artık fiyatı şu anda güncel kurdan dolayı, güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.